Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir inceleme videosuyla beraberiz. Bayağıdır düşündüğüm bir ürünü satın aldım. Aynı anda incelemesini sizinle paylaşmak istiyorum. Max Extra'nın MX4187 modeli daire testeresi. Zaten öncesinde diğer videolardan da izlediyseniz ürün hakkında çok bilginiz vardır. Ben internet üzerinden mantıklı makul bir fiyata aldım. Yani çok da iş yapıyor. Bunun öncesinde bu markanın haricinde farklı bir testereyle ahşap bir evi tek başımıza yaptık diyebilirim. Yani şu bu testereyi mantıklı kullanırsanız işinizi fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Şimdi kutu açılımına geçelim. Bakalım içerisinde neler var. Kutu içeriğinde bir adet testere, garanti belgesi ve testere olarak geliyor. Bunları detaylı inceleyeceğiz. Kutuyu buradan kaldırıyorum, kalabalık etmesin. Ürün bu şekilde geliyor. Tek parça daire testere. Şurada özellikleri vesaire de var. Buradan da bakabilirsiniz. Testere çapı 185 milim. Yüksüz hız 6000 devir dakikada, 1250 watt, 220 voltta çalışıyor, 50 Hz frekansında zaten. Baktığınız zaman yani hoş bir tasarımı var bence. Arka kısmı, motor kısmı turuncu, yan kısımları da mat siyahla yapılmış. Oldukça güzel bir ürüne benziyor açıkçası. Sonrasında kutuda başka neler çıkıyor onlara gelelim. 18,5 yani 185 milim olan testeresi burada. Onu göndermişler. Sonrasında ise bir adet testereyi değiştirmek için alyan anahtar, iki adet kömür, bir de garanti belgesi ve kitapçı içerisinde. Şimdi testereye nasıl takılıyor ona bir geçelim isterseniz. Ortasında bir somunu var. Bunu bollaştırarak somunu çıkarıyoruz. Sonrasında şöyle bir yüzüğü var. Bunu çıkaralım. Testeremizin yazısı üst kısma gelecek şekilde takacağız arkadaşlar. Şu emniyet dairesini yukarı döndürerek içerisine yerleştiriyoruz ilk önce. İç kısma tam olarak oturduğuna emin olun. Şu şekilde oturacak. Direkt göbeği görmeniz gerekiyor. Yüzüğü oturtuyoruz. Sonrasında ise içerisinde bir adet de halka çıkıyor. Bu zannedersem başka testere takmak için kullanacağımız bir ürün. Ben yine de fazlasıyla takıyorum. Ya belki bu ürünü de kullanmasak çok da aratacağını sanmıyorum. Orta kısmı iyice sıkıştıralım. Sıkıştırdıktan sonra kendi anahtarını alıp arka kısımda bir mandal var. Ona basarak çevirip tamamen sabitleyeceğiz. Mandalımız şurada gördüğünüz gibi. Buna basarak dönmemesini sağlıyoruz. Aşırı sıkmanıza gerek yok ama yine de iyi sıkıştığından emin olmaya çalışın. Sıkıştırma işlemimiz tamam. Şimdi bir sesine bakalım. Denemesini yapalım. Nasıl bir ürün? Şu yan kısımda gördüğünüz tetik yapısını az çok biliyorsunuz. Buna basmadan şuradaki tetik kesinlikle çalışmıyor. Buna basarak bir deneyelim. Bakalım nasıl ses veriyor. Ürün bu şekilde. İlerleyen zamanda da deneme videosunu da eklemiş oluruz. Onu da izlersiniz. Daha detaylı inceleyecek olursak, söylediğim gibi bıçak çapı 18,5 santim,
Sonrasında başka ne özellikleri var? Nasıl kullanabiliriz? Anlattığım gibi şunu kendiliğinden zaten bir suntaya verdiğiniz zaman bu geriye basarak kendini yukarı kaldırıp güvenli bir şekilde kesmeye yarıyor. Aynı anda da bunun görevi yere bıraktığınız zaman bu şekilde herhangi bir yeri kesip zarar vermesin diye bir koruma önlemi almışlar. Sonrasında bildiğiniz üzere bu açılı bir testere şurayı bollaştırarak alt kısmından istediğiniz kadar açı verebiliyorsunuz bir ürüne. Onu da şu şekilde göstereceğim. Ürün biraz yeni olduğu için sıkışmış. Biraz daha bollaştıralım. Şu şekilde 45 dereceye kadar bir açı verebiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra bunu kesinlikle sıkıştırmayı unutmayın. Harici olarak şu arka kısımda olan mandal, bunu yukarı kaldırdığınız zaman testereyi istediğiniz kadar derinlik olarak ayarlayabiliyorsunuz keseceğiniz ürüne bağlı. Bu şekilde işini bittikten sonra tekrar aynı şekilde mandalı sabitleyin ki bir sıkıntı çıkmasın. Ürün bu şekilde. Genel olarak ben beğendim. Bunun bir benzerinden daha öncesinde kullandım. Şu anda bir kullanmış olduğum ahşap bir evim var. Farklı bir markayla ama birebir aynı ürünle. Biz o evi sadece bu testereyi kullanarak yaptık. Yani bunu iyi kullandıktan sonra, mantığını bildikten sonra yapamayacağınız bence hiçbir iş yok. Şu anda denemesini bunu yapmadım ama iyi çıkacağını sanıyorum. Umarım siz de kullandıktan sonra memnun kalırsınız. Zaten fiyatı şeyine göre çok yüksek bir değil. Yani yaptığı işe göre. Diğer pahalı ürünleri almaktansa böyle standart bir ürünle de fazlasıyla işinizi göreceğini umuyorum. Testeremiz bu şekilde. Siz de beğendiyseniz videoyu alıp kullanabilirsiniz bence. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak hem bizlere destek olup hem de videolarımızı izleyip güzel zaman geçirebilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.